Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Osmanlı dağılma dönemine kaldığımız yerden devam edelim sizlerle. Hatırlarsanız önceki videolarda 2. Mahmut döneminin dış politikasına ve iç siyasetine, ıslahatlarına değinmiştik. Bugünkü konumuz Tanzimat dönemi sevgili arkadaşlar. Hayli önemli bir konu ve bir o kadar da zor elbette. Tanzimat'ın iki padişahı Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerini konuşmaya başlayalım isterseniz sizlerle. Burada hemen notlarımızı açalım. Çıkmış soruları da yer yer çözeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Ama vakit kaybetmeden de Tanzimat dönemine başlayalım. Sevgili arkadaşlar Tanzimat dönemi 1839-1876 yılları arasındaki dönemdir. 76'da biliyorsunuz kanuni esası kabul edildi. Yani Osmanlı'da meşrutiyet dönemi başlayacak. Dolayısıyla meşrutiyetle 2. Mahmut'un ölümü arasındaki dönem Osmanlı'da tanzimat dönemi olarak bilinir. Ve bu dönem iki Osmanlı padişahını kapsar. İlki Sultan 1. Abdülmecit 1839-61 yılları arasında İkinci padişah ise Sultan Abdülaziz 1861-1870 aralığında. Gördüğünüz gibi bu iki padişah dönemini ayrıntılı bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunu öncelikle şu sebepten yapmamız gerekir. Önceden sınavlar biraz daha rahattı biliyorsunuz. Tanzimat dönemiyle alakalı sorular yazılırydı hala yazılabilir buna itirazım yok ama son dönemlerde devlet artık doğrudan padişah ıslahatlarını sormaya başladılar. E şimdi tanzimat deyip geçersek Abdülmecit mi Abdülaziz mi olduğunu bilemeyiz. Bu bizim için tehlikeli olur. O yüzden tanzimatı iki padişah halinde göreceğiz arkadaşlar. Bu birinci hatırlatmam. İkinci hatırlatmam ise şu olacak. Genelde Tanzimat dönemiyle Tanzimat fermanı karıştırılır arkadaşlar. Ee, o bir fermandır. Ee, fermanı kim çıkarttı? Abdülmecit. Ama Abdülmecit aynı zamanda ıslahat fermanını da çıkarttı. Yani hem Tanzimat hem ıslahat fermanı e, Abdülmecit dönemidir. Fermancı padişahtır Abdülmecit. Dolayısıyla size daha konuya başlamadan yapı, yapabileceğim ikinci uyarı, Tanzimat fermanıyla dönemi arasındaki farkı e, kafamızda netleştirelim, oldu mu? Peki madem bunları söyledik, artık başlayabiliriz. E, Sultan Abdülmecit döneminde neler gelişmiş? Burada hemen iki tane genel soru var. Dönemi bitirdikten sonra bakalım isterseniz hemen yan tarafta bir resmini paylaştım arkadaşlar Abdülmecit'in e, ve ikinci Mahmutta yaptığımız gibi iç siyasete geçmeden önce e, gelin dış politikayı halledelim şimdi dış politika için de şöyle bir kısa hatırlatma yapmak isterim e, genelde bu notlar kitap olarak elinizde vardır eminim e, ya da başka bir kaynak vardır ve Sınava hazırlanan arkadaşlarım şöyle hatalar yapıyorlar. Yazılan her şeyi tekrar yazma e, külfetine giriyorlar. E, bu bir yere kadar yapılabilir. Her şeyi tekrar yazamazsınız. E, dolayısıyla bu iyi bir çalışma yöntemi de değildir ayrıca. Peki ne yapılabilir? Şimdi bakın e, 2. Mahmud döneminin e, önemli bir takım dış politik antlaşmaları vardı. Kısaca bunu tekrar edelim ki... Onun üzerine Abdülmecit dönemindeki devamlılığı görelim. Şimdi bir şunu bilmemiz gerekiyordu. 1829 Edirne. 1829 Edirne Antlaşması'nın özelliği neydi? Yunanistan bağımsız olmuştu. Yunan bağımsızlık antlaşmasıydı. İki, 1833 Kütahya. Kütahya'nın özelliği neydi sevgili arkadaşlar? E, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Osmanlı üzerine ordusuyla yürümüş, Rusya'nın araya girmesiyle Kütahya'da durdurulmuştu ve e, Kavalalı ve oğluna bir takım valilikler verilmişti. Ara buluculuk yapan Rusya ile aynı yıl 1833'te Hünkar İskelesi antlaşması yapılmıştı. Hünkar İskelesi, 8 yıllık bir e antlaşmaydı. Gördüğünüz gibi aslında aynı yıl hem Kütahya Antlaşması ile Mısır sorunu kısmen çözülmüş, Mısır sorunu buzdolabına kaldırılmış. Kimin sayesinde? Rusya'nın sayesinde. Ve Rusya'ya da boğazlarda üstünlük verilmişti. Hatırlarsanız Münkeris ile boğazlar sorunu ortaya çıktı demiştik. Neden İngiliz ve Fransızlar e bu antlaşmanın maddelerinden rahatsız? Ve Son antlaşma İngilizlerin gönlünü almak için 1838'de Osmanlı ekonomisini baltalayan e, sizin tabirinizde Balta Limanı Antlaşması. Sevgili arkadaşlar Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı açık pazar olmuş Avrupa'nın yarı sömürgesi haline gelmiş gümrükler kaldırılmış tekerler 7 vahit dediğimiz tekerler kaldırılmış idi. Bu da sanayileşen Avrupa ile yarışamayan bir Osmanlı ekonomisi demek haliyle e, çöküş kaçınılmazydı. Bu dört antlaşma sizden çalışırken de böyle çalışmanızı isteyeceğim. E, en azından bu antlaşmaları yazın ve üzerinden düşünüp soru çözün arkadaşlar. Gelin burada tek tek antlaşmanın maddelerini falan yazmayın. Öyle olmaz çalışma. Yazın kısa bir ana iskeleti çıkartın. Ardından e, sorularla pekiştir. Peki, şimdi Mahmut dönemindeki bu gelişmelere Abdülmecit döneminde hangi gelişmeler eşlik etti? Onlara bakalım. Birinci sorun, çok uzak olmayacak bir sorun. Mısır sorununun e, çözümlenmesi 1840 Londra Konferansı. Şimdi burada e, şunu söyleyebiliriz. Hatırlayın Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'nın Mısır valisi Osmanlı'dan efendim Girit valiliğini istiyor. Ee, ilk Mora'yı istemişti sonra düzeltti Şam'ı istedi. Oğlu Cidde'yi aldı Adana valiliğini aldı. Peki bütün bunlar neyi bize gösteriyor arkadaşlar? Şunu gösterir ki Kavalalı aslında kendi bölgesinde bağımsız bir devlet kurmak ister. İşte 39 yılında... Tam da bu istediği boşluğu bulmuştur Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Mısır'da bağımsızlığını ilan eder. Osmanlı bu oldu bittiği kabul etmediği için elindeki bir takım kuvvetlerle Kavalalı ve oğluna karşı çıkmak ister. Ancak Nizip'te Osmanlı ordusu yenilir. Şimdi dikkat edin. Siz eğer İngilizlerin yerinde olsanız şu manzarayı düşünmez misiniz? Yahu bu adamlar... Kütahya'ya kadar geldiklerinde Osmanlı durduramadığı için Kavalalı ve oğlunu Rusya'dan yardım istemişti ve Rusya Boğazlar'da avantaj sağladı. E şimdi manzara 3 aşağı 5 yukarı aynı. Nizip'te gene yenildi Osmanlı ordusu. Belli ki Kavalalı ve oğlu İstanbul'a kadar gelecek ve Osmanlı da gidip Rusya'dan yardım isteyecek. İngilizler için bu felaket olurdu. Neden? Bu sefer Boğazları tam olarak kaybedebilir. Böyle bir risk var. İngilizler bu açıdan uyanık davranıp hemen Londra'da konferansı topladılar. Demek ki Osmanlı Rusya'ya gidip Mısır sorununu çözmek istemesin diye aslında bir ön hamle yaptılar. Peki 1840 Londra'da e, hangi maddeler çıkar derseniz karşımıza bir kere sevgili arkadaşlar e, en önemli madde Mısır'da Hıdivlik kuruldu. Genelde bunu hidiv olarak biliriz ama Hıdiv yüksek vali Mısır'daki yönetim babadan oğula geçme şartıyla e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakıldı yani aslında bağımsız olmadı ama bağımsızlığa giden yol belki de açıldı diyebiliriz. Çünkü artık Osmanlı atamayacak. Kavalalı ve sülalesi yönetmeye başlayacak Mısır'a. Hidivlik böyle bir durum. Peki karşılığında karşılığında daha önce hatırlayın Kütahya Antlaşması ile aldıkları Suriye, Adana, Girit Osmanlı yönetimine buranın valilikleri Osmanlı yönetimine bırakılacak ve Mısır yönetimi ...topladığı vergilerin sadece dörtte birini İstanbul'a gönderecek. Gördüğünüz gibi aslında Mısır e, Hıdivlik'le birlikte e, yavaş yavaş bölgede otonom bir güç haline gelmiş. Arkadaşlarım Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu valiliklerin gitmesini kabul etmedi. İngilizler donanmayı yanaştırdı Mısır'a ve e, aslında biraz da zoraki kavalalı ikna ettiler... Şunu söyleyebiliriz, Mısır sorunu e, kesin olarak çözülmüştür. Nerede? 1840 Londra Antlaşması'yla. Daha önce Kütahya'da buzdolabına kaldırıldı dedik. Yani 2. Mahmut'ta Abdülmecid'de Mısır sorunu kesin olarak çözüldü. Elde var bir. Devam edelim. Başka hangi sorunlar var? Bir sene sonra... Londra Boğazlar Konferansı gördüğünüz gibi iki antlaşmada da Londra geçiyor İngilizlerin dış politikadaki aktifliğini mutlaka sezmişsinizdir. Peki niye 41? E şu yüzden bakın Boğazlar Konferansı 2. Mahmut'ta Boğazlarla ilgili bir sorun çıktı demiştik hatırlayın hangi antlaşma? Hünkar iskelesi. Hünkar iskelesi kaç yıllık bir anlaşmaydı? 8. 33 artı 8'e geldiğiniz vakit 41'de e, Hünkar iskelesinin süresi doluyordur. İngilizler gene ön önayak olarak bir Boğazlar konferansını topladı. Buraya e, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya, Osmanlı Devleti katıldı ve Boğazlarla alakalı kararlar alındı sevgili arkadaşlar. Nedir bu? Ee, Boğazlar Osmanlı'ya bırakılsın. Şükür. Ee, bunun yanında bunun yanında barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılsın. Ticaret gemilerine açık olsun. Şimdi bakın bu Hünkar iskelesinde Rusya'nın kazandığı avantajı yok eden ve bütün devletleri eşitleyen bir e, statü. Haliyle Boğazlar bir uluslararası statü kazandı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da yine önemli çıktılardan, önemli sonuçlardan biri. İki de böyle hallettik. İkisi de Londra'da biri Mısır sorunu için, diğeri Boğazlar için de. Ve bir son gelişme var Abdülmecid döneminde Kırım harbi buradan çok soru yazıyorlar sevgili arkadaşlar o yüzden e, sanki en tehlikeli yer dikkat edelim Kırım harbi 1853 ve 56 yılında karşımıza çıkar ama bakın tarihte hani bir takım yerler ezber ama bazıları ezber değil bakın burada e, Rusya Boğazlarda istediği avantajı yitirdi. Ee, Osmanlı'ya karşı dişini göstermesi lazım haliyle. Ee, avantajını kaybettiği için kutsal yerleri, e, kutsal yerler sorununu bahane ederek Ortodoksların koruyuculuğunu e, talep etti. Yani değil mi? Ortodoks Hristiyanların koruyuculuğunu üstlendiği için Onların haklarını savunmak için Osmanlı'ya e, saldırdım diyecek. Osmanlı haliyle bu koruyuculuk vasfını reddediyor. E, savaş da bu yüzden çıkar. Neden çıktığından ziyade gelişmeler bizim için önemlidir. Bir kere sevgili arkadaşlar Osmanlı 3. Selim'den bu yana denge politikasını öğrenmiştir. Rusya'ya karşı dengeyi kurabilmek adına Avusturya, İngiltere... Ve Fransa'dan yardım ister. E, Prusya yani e, ileride Almanya olarak göreceğimiz devlet tarafsız kalacak. E, Piemonte ki ileride İtalya olacak. Bakın bu ikisi 1870 ve 71'de siyasi birliklerini sağlayıp Prusya, Almanya, Piemonte, İtalya olacak. Ve zaten dünya savaşı da biraz da... Bu devletlerin katılımıyla sömürge savaşının kızışmasıyla doğacak. Konuşacağız bunları ileride. E, her neyse Avusturya, İngiltere ve Fransa fiilen Osmanlı'ya desteğini sunacak. E, ve arkadaşlar ve arkadaşlar Rusya'yı barışa zorlayacaklar. Çünkü Rusya Osmanlı'yı sıkıştırdığı vakit gelip Karadeniz'de 1853'te Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakacak. Kültür medeniyetten beri defalarca söyledik, Osmanlı donanması dört yerde yakılmıştı. Navarin'de, Çeşme'de, İnebahtı'da ve nihayet Sinop'ta. Ama buradaki yakım hadisesinden sonra büyük katliamlar yaptığı da bilinir Rus ordusunun bölgede. Bunu da söyleyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlarım... Kırım Harbi'ni bitiren antlaşma hangisi ki bu çok önemli bir sorudur. İngilizlerin Avusturya'nın, Fransa'nın yardımıyla İstanbul'a gelirler, Boğaz'dan geçerler, Rus limanlarını gidip bombalarlar Sinop'a karşılık ve Rusya barış imzalamak zorunda kalır. Yani aslında bu savaşı Osmanlı'nın yanındaki devletlerle kazandığını söyleyebiliriz. Peki Paris Antlaşması'na bir bakalım. Savaşı bitiren Paris'te durum böyle mi? Arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk kez Avrupa devleti sayılacak. Bu kritik bir maddedir. Aman dikkat edin. Hele de günümüzde Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin ne kadar e, sancılı olduğunu düşünürseniz e, bu tarz soruları bazen sorabiliyorlar dikkat edin iki Karadeniz kıyılarında Osmanlı ve Rusya tersane ve donanma bulunduramayacak tersane ve donanma bulunduramayacak kim Rusya kim Osmanlı İyi de Osmanlı bu antla e, bu savaşı kazanmadı mı e kazandı ama maddelere baktığınız zaman aslında Osmanlı için olumsuz bir madde. Genelde şöyle soruyorlar. Lütfen kalem kağıdı alın ve kenarına not düşün sevgili arkadaşlar. Osmanlı'nın savaşta kazandığı ama masa başında kaybettiği antlaşma hangisidir? Savaş hangisidir? Kırım Harbi Paris Antlaşması. Savaşı kazanıp masa başında kaybettiği yer diye sorarsa adres doğrudan Paris olacak. Hangi maddeden dolayı? Karadeniz maddesi. Çok iyi bir soru. Paris Antlaşması'nı Osmanlı imzalamadan ki tarihi bilinçli olarak yazdım. Yoksa çıkmaz merak etmeyin. E, resim, bu Ayrıntılı tarih Paris 30 Mart'ta imzalandı ama bakın bu antlaşmadan kısa süre önce Osmanlı ıslahat fermanını kabul etti 1856'nın Şubat'ında. Neden? Görüşmeler devam ederken Avrupalılar Osmanlı'ya gayrimüslimler hakkında ıslahatlar yapmasını önerdi eğer yapmazsanız bakın biz burada uluslararası bir metinde bu hakları geçiririz. Siz bizden önce yapın diyerek aslında bir parçada aba altından sopa gösterip ıslahat fermanını e, biraz da zorlayarak Osmanlı'ya kabul ettirdiler. Demek ki ıslahat fermanı 1856'da Şubat'ta kabul edilmesinin nedeni görüşmeler sırasında Paris'te konu olup Osmanlı'nın başını artmasın diye öncesinden kabul edilmişliği vardır. Şunu diyebilir miyiz? Islahat Fermanı Avrupa'nın zorlamasıyla kabul edilen bir metin. Peki e, bunun dışında Kırım Harbi'nin çok önemli bir e, sonucu Osman daha doğrusu e, gelişmesi bu süreçte Osmanlı ilk dış borcunu İngiltere'den alacak sevgili arkadaşlar ilk dış borç İngiltere'den alacak tarih 1854 ee, bakın şöyle bir e, süreç söyleyebilirim daha sonra Osmanlı yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti geldiğinde Osmanlı'dan kalan borçları devraldı ta ki 1954'te son taksidini ödeyene kadar demek ki borçların 100 yıllık bir geçmişi var 1854 1954. Bunu da notunu almanızı isteyeceğim. Ee, küçük de bir hatırlatma yapayım. Bu bir dış borç öyle değil mi? Peki size hemen gerileme döneminde alınan ilk iç borcun ki hani esam borçlanma senetleri vardı ya. Kimden alındığını sorsam ne dersiniz? Galata Bankerlerinden. Ee, iç borç Galata Bankerlerinden. Dış borç İngiltere'den alındı. Hemen notların kıyısını e, bu notu da iliştirin. Sevgili arkadaşlar bu dönemde İngilizler Osmanlı'ya yardıma geldiğinde İstanbul'a İngilizlerin e, hastaneleri de e, doktorları da hemşireleri de geldi elbette. Yaralı İngiliz askerleri tedavi amaçlı gelenlerden biri de Selimiye kışlasında ki orası hastaneye dönüştürülür uzun koridorlarında elinde lambasıyla askerleri tedavi eden bir kadındır. modern hemşireciliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale yani namı diğer lambalı kadın da bu savaş sırasında İstanbul'dadır sevgili arkadaşlar. Nightingale'e de dikkat edelim. Zaten sorusu geldi. Bakın tarih ilginç. Savaşları, antlaşmaları konuşurken bir anda orijinal bir özneye de dönebiliyor iş. Sıkıntı da birazcık burada zaten. Bir de yine bu süreçle alakalı savaşın başladığı yıl 1853'de Rus Çarı 1. Nikola İngiliz elçisine Osmanlı ile alakalı bir açıklama yapar. O açıklamayı ben size altta pasajda yazdım arkadaşlar. Notlarda görebilirsiniz. Bakın bir resepsiyonda Rus çarı İngiliz elçi Seymür'e kollarımızda bir hasta adam var. Ve bu hasta adam öldüğünde boğazlar İstanbul benimdir diyecek. İlişmeyin. İngilizleri İstanbul'dan atmayı planlamış Rusya. Osmanlı'da yıkılınca İstanbul boğazlar benimdir diyor. Dünya Savaşı'ndaki gizli antlaşmalara bakın konuşacağız onları da e, Rusya'da eğer devrim olmasa e, Bolşevikler iktidarı ele geçirmese Lenin önderliğinde e, Rusya savaş sonrasında Çarlık Rusya'sı boğazları alacak gibi duruyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın planlar programlar nasıl uzun vadeli. Buradan bizim payımıza çıkan şudur. Hasta adam tabirini kullanan kişi Rus Çarı Nikola. Osmanlı'ya ve Osmanlı'yı içine alan şark meselesini de yine Ruslar ortaya atmıştı. Viyana'da hatırlayın. Bir önceki videoda konuştuk. Orada da çar eee Alexander vardı. Burada hangi dönemde hasta adam tabirinin kullanıldığını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki Özetle Abdülmecit döneminin dış politikası tıpkı Mahmut gibi yazarsanız Mahmut'ta dört başlık vardı. Tekrar edelim 1829 Edirne, 1833 Kütahya, 1833 Hünkar İskelesi 1838 Balta Limanı. Peki şimdi geldiniz Abdülmecit'in dış politikasına bakıyorsunuz. Yine üç sorun çıktı karşımıza Mahmut'ta dörttü burada üç. Bir... Londra Boğazlar, Londra Konferansı 1840 Mısır sorunu çözüldü. 2. Londra Boğazlar Konferansı 1841 Boğazlar uluslararası bir statü kazandı ve 3. Kırım Harbi. Kırım Harbi de niye önemli? Osmanlı denge politikasını devam ettirdi. İngilizlerden ilk dış borcu aldı. Avrupa devleti sayıldı. Kazanmışken yenik statüsüne soktular. Hasta adam tabiri kullanıldı. Ve hatta mecitin e, ıslahatlarına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar orada ilk telgraf hattının da çekildiğini görürüz İstanbul Kırım hattı. Şimdi ilk telgraf hattı İstanbul Kırım hattıdır. E, Kırım Savaşı ile de alakalı olduğunu e, zaten çıkarmışsınızdır sevgili arkadaşlar. E, mesajda kazandık olacak Osmanlı ve müttefikleri. E, bu savaşı kazandılar. Telgraftan da çekilen ilk mesaj da e, bu olacak. Osmanlı'nın ilk telgrafı e, demek ki yine Abdülmecit döneminde Kırım Harbi sırasında çekilmiş. İsterseniz buraya da not alın. E, almıyorum diyorsanız zaten biraz sonra ıslahatlarda yazacak. Soruları bir bakalım mı arkadaşlar? Bunlar sanırım dış politika ile alakası olması lazım. 2008 KPSS lisans Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüş. Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır? Hem geleneksel hem batılı. E, tanzimat dönemidir. Tanzimat ikililikler çağı demiştik hatırlayın. Bunlar için biraz daha bekleyebilirmişiz sevgili arkadaşlar. Buna da bakalım hazır e, bakmaya başlamışken Osmanlı devletinde gelişmelerden hangilerinde Fransız ihtilalinin etkisi olduğu savunulabilir. Tanzimat fermanının başlaması, meşrutiyetin ilanı, matbaanın kullanılmaya başlanması. Şimdi sevgili arkadaşlar burada aslında sizden istedi Fransız ihtilali 1789 ve 1789'dan sonraki gelişmelerin Osmanlı'yı etkilemesi yani sizin bulmanız gereken yer Osmanlı'nın biraz da Batının ittirmesiyle Fransız devrimi tarihinden sonra yaşadığı olaylar bakalım Tanzimat Fermanı 1839 vatandaşlık kavramı var burada bir etki söz konusu elbette yurttaş artık Osmanlı'da teba yok Mahmut ne diyordu hatırlayın hepsi benim öz evladımdır Müslüm gayrimüslim ayrımı yok kaldı ki Meşrutiyet de şimdi biraz sonra kanun üstünlüğünü kabul eden ilk adam bu gördüğünüz Abdülmecit olacak işte. Ben bile fermanlara uymam gerekiyor diyor. Vatandaş kavramının altını çiziyor. Matbaanın kullanılmaya başlanması diyor. E pardon, iki atladık mı? Meşrutiyetin ilan edilmesi e bunu konuşacağız arkadaşlar. 1876. İkinci Abdülhamit dönemidir. Meşrutiyetin ilanı. Bakın e, o da bir anayasal e, parlamento artı padişah ya da kral. E, Fransız devrim etkileri var. Halkın, e, o üçüncü sınıf diye bilinen e, insanların e, Burjuva sınıfının artık yönetime adım adım katılması demek. Şimdi ilk ikisi var. E, ancak matbaanın kullanılmaya başlanması Osmanlı'da bir kere çok eski yani Rum ve Ermenilerin 1500'lerde kullanıldı bilinir. Ama burada kimi kastetmişler? Lale devri. Lale devrinde İbrahim Müteferrika'yı almışlardır muhtemelen. Ama onu alsalar bile 3. Ahmet dönemidir Lale devri. Yani 1700'lü yılların başı. E sonu değil. Fransız devriminden önce olacak. O yüzden 3 olamaz arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Aslına bakarsanız güzel bir soru. Paris'le ilgili bir soru vardı. Ona bir bakalım. 2009 adli yargı 2. sınav sorusu. Osmanlı Devleti aşağıdaki'lerden hangisiyle Avrupa devletlerinden biri sayıldı? Gördüğünüz gibi ilk kez bir Avrupa devleti sayıldı. Cevap elbette Paris olacak. 1856. Evet. Bunlar e, genel sorularda Abdülmecid döneminin iç e, dış politikası böyleydi. Gelin iç siyasete bir bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dönemde kanun üstünlüğü. İlk kez kabul ediliyor. Bu çok kıymetli bir cümle arkadaşlar. E Bunun altını dolduralım birlikte. Kanun üstünlüğüyle kast edilen belgeler aslında e, Tanzimat Fermanı 1839 ve Islahat Fermanı 1856. ikisini de kabul eden e, Padişah Sultan Abdülmecit olacak ve Osmanlı... Artık tam anlamıyla Batı eksenine giriyor. Büyük kırılmaların yaşandığı evrelerden biri olacak e, Tanzimat çok sık eleştirilen bir dönemdir. Ama Osmanlı'nın çökerken bir anda da Batılaşmak, onlara benzemek isteme gayreti de hakikaten sancılı olacak. Sevgili arkadaşlar, buraya girmeden, buraya girmeden şüphesiz bizi dinleyen arkadaşlarım e, kitap önerisi isteyebilirler çünkü Osmanlı'nın en kıymetli dönemi, cumhuriyete sirayet eden, etkileyen belki de bir başlangıç noktası olarak da alınabilir Tanzimat dönemi iki kitabım var iki kitap önermek isterim size bu alanları yerinde ve tam anlamıyla öğrenebilmek adına baş başyapıttır Bunlar belki de siyaset bilimci uluslararası ilişkilerden tarihçi sosyolojiden okuyan sosyolojide okuyan arkadaşlarım varsa onlar okuma metinlerinde de kullanmışlardır Niyazi Berkes hocanın Türkiye'de çağdaşlaşma bu konu üzerine yazılmış en önemli kitapların başında geliyor. Bir başucu kitabıdır Niyazi Berkes hocanın kitabı arkadaşlar. Bir ikincisi de Hilmi Ziya Ülgen, Hilmi Ziya Ülken hocanın Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi, düşünsel yapının nasıl kırılmaya uğradığını, hangi gelişmelerden geçerek, hangi sentezleri doğurduğunu hoca Fazlasıyla iyi tartışıyor. Zaten kalınlığı, hacmi görüyorsunuzdur. Bu alanlarla ilgili yazılmış e, şüphesiz e, başyapıtlardan e, ikisidir sadece. E, bunun dışında Şerif Mardin Hoca'nın kitapları var ki onları da e, ilerleyen e, videolarda e, yeri geldiği vakit yine e, önereceğim arkadaşlar. E, biraz da şunu istiyorum. Sınav için evet bütün donanı, e, donanımı kuralım. Bütün hazırlığımızı yapalım boşluk bırakmayalım iyi netice alalım ilk dileğim belki de budur ama onun dışında Ağustos sonrası da dönüp metinlere bakıp bir parça temel kurabilmişsek onun üzerinden kendimizi geliştiriyor isek bu beni mutlu edecektir amacım biraz da bu. E, tanzimat fermanına dönelim. 1839 yılında kabul edildi sevgili arkadaşlar. Amaç şudur. Bakın e, Mısır sorunu e, ortaya çıktı. Mısır'da bir bağımsızlık meselesi vardı Kavalalı tarafından. Avrupa'nın desteği alınması lazım. O yüzden Osmanlı e, Tanzimat fermanını kabul edecek e, bir daha e, bu azınlık meseleleri karşımıza çıkmasın. Avrupa devletleri Mısır sorununda yanımızda yer alsınlar diye. Böylelikle iç işlerine karışılmasını engellemek istiyor Osmanlı. Elbette Fransız devrimi sonrası milliyetçi ideolojinin de hızını kesmek ister Osmanlı. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi burada... Çok önemli bir soru var. E, i̇sterseniz gelin buraya yıldızımızı koyalım. Bunu e, yüzde derslerimizde de idik e, arkadaşlar. Açık öğretim e, fakültesi AİTET'e bir sınav sorularından biri şöyle gelmişti vakti zamanında. 2014 ya da 15 olabilir. E, soru şuydu. Tanzimat fermanını hazırlayan padişah kimin döneminde hazırlandı sorusu. Şahane bir soru arkadaşlar. Bakın 39'da 2. Mahmut hayatını kaybetti. Aslında bütün bu hazırlıkları yapan adam 2. Mahmut'tu. Hayatını kaybedince Abdülmecit döneminde ilan edildi. Şahane bir soru hakikaten. Bu soru geldiğinde neredeyse %99 herkes çöktü. Neden? Ezber şunu gösteriyor. Tanzimat fermanı eşittir e, Abdülmecit. Ancak neyi sormuşlardı? Kim hazırladı? Kimin döneminde hazırlandı? Kimin döneminde ilan edildi? Buna lütfen dikkat edin. AÖF'ten alıp aynılarını sorabiliyorlar. Çünkü müfredat konuları. Bahsettiğim soru aitette 1 ve 2'den geliyor. Ortak ders. Bütün bölümlerin aldığı ortak ders. O yüzden Devam. Kim e, sundu bu fermanı? Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa. Mustafa Reşit Paşa Gülhane Parkı'nda bu fermanı okur. O yüzden fermana aynı zamanda Gülhane Hattı Hümayunu da deniyor sevgili arkadaşlar. Soruları şimdilik görmezden gelin. Bitirdikten sonra döneceğim. Peki bu tarihimizde çok sık referans e, verilen Tanzimat Fermanı'nın maddeleri neler? Çok kısadır da aslında. Bir, devlet halkın ırz, namus, can, mal güvenliğini sağlamak zorunda. Devlet vatandaşın ırz, na, e, namus, can, mal güvenliğini sağlamak zorunda. Bu şu açıdan önemli. Hadi bir tanesini yoruma tabi tutalım. Bakın mal güvenliği. Yani müsadere yapıyordu. Yani devlet mala, mülke el koyuyordu. 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştı ama resmi olarak tam olarak burada kaldırılacak sevgili arkadaşlar müsadere. Ama bunu da yorumlamamızı istiyorlar. Osmanlı'da biliyorsunuz devlet adamları servet biriktiremiyor. Serveti önlüyordu müsaadere sistemi. Şimdi demek ki müsaadere kaldırılınca özel mülkiyet, özel mülkiyet gelişiyor sevgili arkadaşlar. Ee, yani Osmanlı'da yavaş yavaş zengin bir sınıf, ee, bu yavaş yavaş belki de burjuva, tam burjuvazi yoktur elbette ama e, sermaye e, birikmeye e, başlayacak mahkeme e, mahkemeler herkese açık yargılanmadan ceza yok bakın bu da can güvenli tiz kellesi vurula e, artık o devir bitti yok mahkemeler herkese açık yargılanmadan kimse e, suçlu kabul edilemez 3 Madem bir vatandaşlık, bir eşitlik nosyonu var Tanzimat'ın ruhunda o zaman askerlik vatani görev haline geliyor sevgili arkadaşlar. Daha sonra yönetmeliklerle süre belirlenecek. 5 yıl. Yaş 20, 5 yıl. Hatta 7 yılda redif yani yardımcı asker ihtiyaç duyuldan çağrılıyorsunuz. E, bitmiyor savaşlar haliyle. Vergi herkesin gelirine göre toplanacak. Vergi adaleti rüşvet, iltimas, müsaadere kaldırılacak. Burada önemli kılan bu belge şudur sevgili arkadaşlar. Bir kere mutlaka yıldız koymanızı isteyeceğim. Anayasal düzene geçişin ilk aşamasıdır. Bakın anayasal düzene geçti demiyorum. Anayasal düzen meşrutiyet 1876 ona geçişte ilk aşama. Neden? Padişah kendi gücünü e, kanuna göre yeniden dizayn ediyor. Ben de tabi olacağım kanuna. Ben de uyacağım diyor. O yüzden e, anayasal düzene geçişin ilk aşaması. Halkın isteği var mı? Yok. Padişah iradesi zaten ferman oradan anlaşılabiliyor. E, eşit vatandaşlık güder. Osmanlı ideolojisi vardır ki geçen hafta bunu ki geçenki videoda konuştuk. İkinci Mahmut'ta da Osmanlıcılık vardı. Şimdi de var. Islahatta da böyle olur. Meşrutiyette de herkesi eşit bir konumda düşünüyorsanız eşitlik sunuyorsanız orada ideoloji Osmanlıcılık olur. Ve bir başka AÖF çıkmış sorusu sevgili arkadaşlar. E buna da bir yıldız koyun. Devlet adamları bu fermanın uygulandığı takdirde devletin 5 ila 10 yıl arasında e, eski kudretini kazanacağını düzeleceğini iddia ediyorlar. Böyle bir soru geldi. Devletin 5 ila 10 yıl arasında eski parlak günlerine döneceği e, hangi fermana uyulmakla e, söz konusu olabilir diye. Tanzimat fermanı Dolayısıyla böyle bir iyimser beklenti var bakın ortada ekonomi batmış ekonomi ile ilgili bir şey yok ama iyimserlik fazla Peki ee, ah, soruyu almışım güzel hatırlayamamıştım yılını buraya e, kitabı olan arkadaşlar hemen bir yıldızı yapıştırsın ay bir 14. Güz Ara sınavında gelmişti. Tanzimat fermanını hazırlayan padişah 2. Mahmud ilan eden Abdülmecit. Bunun bir daha altını çizelim arkadaşlar. 8. soru bakın şöyle gelmişti. Tanzimat fermanı hangi padişah zamanında hazırlandı? Şahane bir soru e, ve dökmüştü tabii. Biz dökülmeyelim amacımızı. E, çıkartacağımız ders ne? Auf dikkat. Auf'u genelde bilmeyen e, arkadaşlar, e, tarih hocalarımız maalesef e, oradaki bütün dersleri, tarihle ilgili her şeyi e, boce ediyorlar kitaplara, videolara. E, ama e, hiç de öyle görüldüğü gibi değil. Ortak dersler müfredatın içindedir. Aitete 1 ve 2 gibi. Islat fermanı. 1856 yine Abdülmecid döneminde ilan edilen e, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından e, hazırlanan etkisi olan bir e, ferman. E, sevgili arkadaşlarım, bakın Tanzimat fermanı e, harici Nazırı tarafından hazırlanıyordu. Öyle değil mi? Orada vurgu yapmıştık, e, unutmayalım sakın, ona bir yıldız koyun öte yandan Mustafa Reşit burada zaten sorusu da çözeceğiz daha net olur soruya bırakalım isterseniz Mustafa Reşit Paşa burada da Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa bu adamlar Tanzimat'ın önemli bürokratlarından sizden mutlaka bu isimleri bilmenizi istiyorum arkadaşlar yarın bir gün zor bir sınavda mutlaka devreye sokacaklardır peki Nedir özelliği? Tanzimatı e, yeterli bulmayan İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla hazırlandı. Biraz önce dış politikada e, Paris Antlaşması imzalanmadan kabul edildi demiştim. E, baskıyla da alakalı tabii. E, nedir özelliği ıslat fermanının? Gayrimüslimlere dönük bir takım haklar içermesi. Maddelere bakacağız ama şu hatırlatmayı yapmamı da izin verin. Genelde şöyle bir yanlış algı var. Denir ki e, e, ıslat fermanı gayrimüslimlere daha fazla haklar veren bir belge. Hayır. Öyle düşünürsek yanlış olur. Neden olduğunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar hukuki açıdan tanzimat aslında deyur yani teorik olarak var olan bir eşitlik zeminiydi. Var olan bir eşitlik zemini. Ancak e, ıslat daha çok de facto fiilen yani deniyor ki siz tanzimatta eşitliği sundunuz ama o kağıtta kaldı teoride kaldı hadi uygulayın da görelim. O yüzden ıslahat bunun biraz daha alana yansıması eşitliğin olması demek. Peki ne demek? Gerçekten gayrimüslimlere daha mı fazla haklar veriliyor? E tartışmalı. Şimdi neden? Bir, din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak. Gayrimüslimlere küçük düşürücü deyimler kullanılmayacak. O günden kalmadır zaten. Gavura, gavur denilmeyecek. Lafı o günleri anıştıran bir cümledir. İki. Gayrimüslimler, kilise, okul, hastane, şirket, banka, yani bir Müslüman neyi kurabiliyorsa, devlet memuru olabiliyorsa, gayrimüslim de aynısını yapabilecek. Belediyede, il e, meclislerinde üye olabilir. Yani gördüğünüz gibi aslında Müslüman ne olabiliyorsa gayrimüslim de onu olabilecek. Ancak diyorsanız ki hocam hiçbir pozitif bir ayrımcılık yok. İşte burada var. Cizye vergisi. Cizye gayrimüslimlerin askere gitmeme karşılığında ödediği, yıllık ödediği kafa parasıydı. Şimdi cizye kaldırıldı, iltizam sistemi kaldırıldı tamam kesin olarak II. Mahmut'ta kaldırıldı ama kesin olarak buradaydı iltizam. Şimdi cizye kaldırıldı. Onun yerine dendi ki eğer gayrimüslimler şimdi askerlik vatanı hizmeti hatırlayın Tanzimat'ta eğer gayrimüslim ahali isterler ise nakdi bedel ödeyerek askere gitmeyebilir. İşte nakdi bedel dediğimiz bedelli askerlik bir kereye mahsus. E, gitmeyebilirler. Onun yerine Müslümanlar gitsin. İşte burada bir ayrımcılık var. Bu maddeyi kabul edebiliriz belki de ama diğerleri e, efendim işte mahkemelerde eşitlik, eşit şahitlik hakkı gibi aslında Müslüman ve gayrimüslim eşitlenme durumu ıslahat fermanı ama arada bir takım ayrıcalıklar da var gördüğünüz gibi. Sonuç bir söz vardır bunu kullanırım e, Abdülmecid için hani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildi denir ya. Abdülmecid de ne Müslüman'a ne gayrimüslim'e yaranabildi. Müslümanlar bu haklardan rahatsız oldu. Gayrimüslim'e verilen haklardan. Gayrimüslimler de bu hakları yetersiz buldu. O yüzden toplumda bir huzursuzluk ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. E peki. Bu husursuzluğu bize gösteren bir işaretli olay var mı derseniz var. Hem de çok e, tehlikeli bir e, durum o da şudur. E, Müslüman ahaliden bazıları bir kesim ıslat fermanına tepki gösterir. Bu tepkiyle birlikte 1859 Kuleli vakası ile Abdülmecit'i, tanzimat ve ıslahat fermanını ilan eden Abdülmecit'i devirmeyi bir darbeyle devirmeyi amaç edinirler. E, net olmamakla birlikte fedailer cemiyeti olarak bilinir arkadaşlar ve işte bu hadise fedailer cemiyetinin kuleli vakası ile Abdülmecit'i devirme hadisesi Osmanlı'nın ilk modern darbe girişimi olarak Karşımıza çıkar. Sizden mutlaka bir yıldız koymanızı isteyeceğim, e, ama e, bir parça anlatıya e, genel anlatıda sorun var. E, bazı yerlerde kitaplarda geçer. E, kuleli vakası kuleli de isyan çıktı falan diye alakası yoktur. Yani kuleli askeri lisesi o asker, askerler mi isyan etti değil. Fatih'te bir cami de asker din adamı ulema'dan adam bazıları ve devlet adamlarından bir cunta e, devirmeye çalışır ama e, camide yakalanırlar arkadaşlar de yargılandıkları için Kuleli vakası deniyor dolayısıyla Kuleli olayı Kuleli'de yargılanma hadisesidir gerçeği e, budur İlk modern darbe girişimi Kuleli vakası olacak cepte iki hani İkinci Mahmut'la birlikte Avrupa yolu açılmış kişiler Avrupa'ya gider gelir olmaya başlamıştı. E, tabii ki Viyana'yı, Paris'i, Londra'yı görenler oradaki parlamenter sistemi de görmeye başladılar. Orada halkın seçtiği vekiller var. E, efendim bir kral var. Dönüp Osmanlı'da da yani çökmeye yakın Avrupa ile boy ölçüşemeyen Osmanlı'da niye o sistem uygulanmıyor diye sorgulamaya başlayanlar var. İşte bunlara Fransızlar Jean Türk yani genç Türkler ya da yeni Osmanlılar hareketi diyecekler sevgili arkadaşlar. E, bu hareket serpilecek, büyüyecek ve hatta ikinci bir kuşak olarak İttihat ve Terakki ile birlikte Abdülhamit iktidarını istibdadı e, devirecekler. Bunu da ilerleyen videolarda konuşacağız. Islahat fermanıyla uygulamaya konulan bir takım e, kanunlar var sevgili arkadaşlar. E, burası e, işin doğrusu biraz alana yakın arkadaşlarım. ÖABTC arkadaşlar dikkat etsinler. E, arazi kanunnamesi var. Şöyle bilmeniz yeterli. Hatırlayın e, Osmanlı'da devlet arazisi %99'du. Kişiye özgü mülk arazi yoktu. Şimdi... Toprağın özelleştirilmesi devreye girdi dikkat edin toprak artık satılabiliyor devletin elinden çıkıyor iki idare-i umumiye vilayet nizamnamesi ve dersadet ve vilayet belediye kanunları burada belediyeler kuruldu belediyelerle ilgili düzenlemeler var ya yani gördüğünüz gibi işin çok ayrıntı kısmıdır buradan ekstra bir soru geleceğini zannetmiyorum ama Artık Tanzimat döneminde devlet topraklarının özelleştiğini de bilmemiz gerekiyor. En azından Arazi Kanunnamesine şöyle bir yıldız yapıştıralım. Peki sevgili arkadaşlar ıslahatlara gelelim. Şimdi burası kritik ve zor bölgelerden biri sevgili arkadaşlar. E, çok sayıda ıslahat var. Dediğim gibi tanzimat dönemini bir bütün olarak değil Mecid'de ne oldu? Abdülaziz'de ne oldu diye ayırmamız gerekiyor. Çünkü buna özgü sorular var. Dolayısıyla biz de şimdi Abdül e, Abdülmecid döneminde hangi ıslahatlar var? Ona bakalım isterseniz. Burada, burada ee, gerçekten zor kabul ediyorum ama biraz daha anlaşılır olsun diye e, ıslahatları kendi içinde bölümlere ayırdım. Yönetim alanında idare açıdan neler çıktı karşımıza hangi ıslahatlar var ona bir bakalım. Bir kere sevgili arkadaşlar 39 ve 45'te polis teşkilatı kuruluyor. 1839-1845 Abdülmecit döneminde iki güvenlik biriminin karşımıza çıktığını unutmayalım. Devlet bu tarz kurumları soruyor sevgili arkadaşlar. Ben genelde bunların hep şöyle bir amblem çalışmasını Sınıfta yüz yüze paylaşın. Burada da izin verin paylaşayım sizlerle. Bakın bizim çok sık gördüğümüz amlemlerde, işaretlerde. Şurada polis teşkilatını gördünüz mü? Çift başlı kartanın altında 1845. Ya da jandarma te teşkilatında 1839. Burada, burada kurumsal bir devamlılık söz konusu. Sizden istedikleri de bu yani hangi tarihte kurulduğu bilmenizi istemiyorlar. Kurumsal sürekliliğin olduğunu görmenizi istiyorlar arkadaşlar. E bu açıdan demek ki güvenlik birimlerini aldık. 40. Posta nezareti. ikinci Mahmut'ta uyarmıştım. Orada posta teşkilatı vardı. Burada bakanlığı kurulacak. E yine söylemiştik E5 Karayolu'nu bilirsiniz. İşte yavaş yavaş bu dönemde temelleri atılıyor posta yolu olarak bakanlık Abdülmecit'te. 1840'ta muhasıllık meclisleri kuruldu. Taşra'da halkın yönetime katıldığı ilk yer. Kendi vergi toplayanını kendi seçiyor. Bakın artık yavaş yavaş mültezimler iş yapamaz hale gelir arkadaşlar. Hani iltizam sistemi vardı ya vergi toplayanlar. E bu düzen artık yeni dönemi kaldırmıyordur ve yavaş yavaş halkın kendi vergi idarecilerini seçmeye başladığı bir dönem tanzimat Abdülmecit. E bu da muhasılık meclisleri. Diyebilirsiniz ki hocam biz kitaplarda bu kadar vurgu görmedik ya da işlediğimiz derslerde falan. E, ama hatırlatırım AİTT, AÖF sorusudur. AÖF'te çıkmışlığı da var. E, onu da lütfen hesaba katalım. Bir diğer gelişme, Tanzimat döneminde Abdülmecit'e denk düşen süreçte İstanbul'da modern belediyeler kuruldu. Osmanlı'nın ilk belediyesi 1855 İstanbul Şehremaneti. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Başındaki kim var arkadaşlar? Şehremini. Bunu kültür medeniyette de konuşmuştuk hatırlayın. 55'te Büyükşehir Belediyesi 2 sene sonra 1857'de altıncı e, 6. Belediye Dairesi kuruluyor sevgili arkadaşlar. Diğer adıyla Galata Beyoğlu. Galata Beyoğlu ilk ilçe belediyesi. İkisi arasında fark var. Aman dikkat edin karışmasın. Birisi Büyükşehir, diğeri ilçe belediyesi. Neden Galata Beyoğlu diye sorarsanız o bölgede gayrimüslim ahali daha fazla yaşıyor. Pera bölgesi ve Avrupa ile uyum sağlamakta pek de sorun yaşamıyorlar. Belediyecilik biliyorsunuz Fransız modeline göre e, dizayn ediliyor. O açıdan sıkıntıyı en az e, gösterecek bölge olduğu için alındı Galata Beyoğlu. 6. Belediye Dairesi neden diye sorarsanız da e, Fransa'da 6. bölge e, belediyenin uygulandığı e, Kapsam içindeki bölge e, oradan bir esinlenme var. 55'te Edirne, Varna, Kırım hattı karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. E, Kırım Savaşı bu dönemdeydi. Kırım'dan haber geliyor. Öyle değil mi? E, i̇lk telgraf attı. Yalnız buraya küçük bir not koydum. Ben yenizde olsam, ben yenizde olsam buna e, önem veririm. 2. Abdülhamit döneminde 30 bin kilometreden daha fazla telgraf hattı çekildi. Yani en fazla telgraf 2. Abdülhamit dönemindedir. modernleşmenin hızı daha da artıyor. 1856'da İzmir Aydın Demir yolu Hattı Osmanlı'nın Anadolu'daki ilk demir yolu hattıdır sevgili arkadaşlar. Bunu da belirteyim kafanıza şöyle bir soru takılmasın akademik olarak hocam 1851-56'da daha önce İskenderiye Kahire hattı vardı yani e, yalnız Mısır'ı devlet kabul etmiyor. Enteresan bir durum. Hidivlik verildikten sonra herhalde kafada da e, bu bölgeyi çıkarmışlar. Dolayısıyla İzmir Aydın'ı alıyor müfredat. Ben yine de notu koymak istedim kafanız karışmasın diye yarın bir gün soracaklardır. İzmir aydın olur şıklarda merak etmeyin. Öte yandan Mecmai Asar Atika Osmanlı'nın ilk müzesi kuruldu sevgili arkadaşlar. asar değil mi? Eserler, Atika, Antika eserlerin toplandığı yer... Aya i̇rini, Topkapı'daki Aya irini de eski silahlar toplanıyordu. Orada bir müze açılmıştı onu e, kastediyorlar 1851 şirketi Hayriye kuruldu sevgili arkadaşlar Osmanlı'da vapurculuk hizmeti yapar e, daha önce kayıklarla karşıdan karşıya geçirirken e, artık şirketi Hayriye vapurları iş yapacak Cumhuriyet'te de vardı bu şirket e, sonradan millileştirildi İkinci Mahmut döneminde kurulan Meclisi Valayı Ahkamı Adliye bu dönemde Meclisi Ahkam Adliye yani yargı işi Meclis Ali Tanzimat Yasama işi olarak ikiye ayrıldı sevgili arkadaşlar. Buradan soru geleceğini zannetmiyorum ama Abdülaziz de Yargıtay ve Danıştay olacak. E, oraya da e, vurguyu e, yaparız. Sevgili arkadaşlar burada bir e, mola verelim isterseniz e, çünkü yaklaşık bir saate geldik. E, bunlar önemli, hızlı hızlı geçmek istemiyorum. Arada durup üzerinden düşünüp sorularına da bakmak istiyorum. Hem bir sonraki videoda burayı tamamlar, sorularını çözer, e, Sultan Abdülazizi de e, konuşma fırsatı buluruz. Şimdi bir mola verelim sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim.